Akıyor. Çanakkale'nin gizli cenneti Kemerdere'ye geliyoruz bugün. Ben de ilk defa geleceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Burada bir göl ve etrafında Roma döneminden kalma surlar varmış. Karaman. Köpek kardeş. Bu yüzden tedavi ettim. Kemerdere'ye geldiğim için çok heyecanlıyım. Yanımda Recai arkadaşımız, rica ediyorum. Ta 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 ta. Kemerdere videosu. Şu an Kemerdere'ye geldik arkadaşlar. Köpek ayağımı yalıyor. Isırıyor mu, ne yapıyor? Gerginiyor. Ta 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 tam. Şu an Kemerdere köyüne geldik. Bu köyün özelliği tabelasında kurşun atmaları. Vay bak be. Aslında kurşun atıyorlar bu köyde. Her gelen altına diye. Şu an 9-10 kişi uğramış buraya. Anadolu'nun gelenek ve görenekleri. Saçma atmış birisi de. Arap yazmış bir de. Abi, Arap'ı buradan... Tabeladan ne istediniz ya? Bir de şöyle bir özelliği var Onur. Kemerdere haritada konum itibariyle çıkmıyor. Şok. Şok şok. Şok oldum. Kemerdere haritada yok. Kemerdere'nin bir özelliği de haritada navigasyon, Google navigasyonunda görünmemesi. Ama sorun değil. Biz bulduk. Size de izleteceğiz. Şu an Kemerdere'deyiz. Size bugün gizli bir güzellikle tanıştıracağım. Kemerdere'nin... Kemerdere köyüne geldik biz. Bugün ekip arkadaşlarım, faz arkadaşım Buğra, kameraman Onur ve ben Recai. Kemerdere'de ne yapacağız? Aşağıda çok güzel bir göletimiz var. O gölette aynı zamanda balık tutacağız. Şöyle kapanımız var, bir tane de oltamız var Buğra'nın elinde. Bunlarla balık tutup yemeye çalışacağız bugün. Ondan balığı sonra... tutmaya çalışmayacağız ama yemeye çalışacağız. Aynen, önce tutmaya çalışacağız, sonra yemeye çalışacağız. Akabinde. Şuradan bir şey çıktı zannettim. Köpek falan. Aman. Recai de köpekleri çok sever. Evet, hastasıyım. Gizli bir güzellikle tanıştıracağım evet. Sizi işte. Aşağıda çok güzel bir göletimiz var. Orada balık tutacağız. Burayla da yarışacağız. Benle iddiaya girdim. Dedi ki ben olta balıkçılığına dedi çok aşinayım. Çok fazla balık tutabilirim dedi. Ben de işime gelir dedim. Benim de kapanım var. Ben de bununla kendime güveniyorum. Bakalım hangimiz daha çok balık tutacak. Ben 10 tane tutarım. Ben de işin ucundan tutarım diyorum yani. Kapanla beraber. O ne diyorsa bir fazlasını tutarım diyorum ben de. Manzara eşliğinde yolumuza devam edelim. Aynı zamanda burada çok da güzel bir erken Roma dönemine ait bir su kemeri var. Truva Ovası'nın sulandığı. O su kemerinin de altında kalan bir gölette balık avlayacağız. Yani çok güzel bir manzarası var. Çok güzel vakit geçireceğimizden eminim ben. Hadi takip edin. Show must go on. Aa, denizi gördüm. Göleti gördüm, pardon, denizi gördüm. Allah, çok güzel lan. Solda mı? Ha? Şurada İnsanlar su kemeri var. Burada doğada hayatta kalmaya çalışan bir aile görüyoruz bakın. Masalarını kurmuşlar. Doğada buldukları, avlandıklarıyla geçinmeye çalışıyorlar. Gir. Kemerdere miydi burası? Kemerdere, evet. Kemerdere'de zorluklarla yaşamaya çalışan bir aileyle karşılaştık. Evet. Orta çağ devrini aratmayan yaşam koşullarında güç bela yaşamaya çalışıyorlar. Ve yanlarından dayak yemeden kaçıyoruz. Çağlardaki Truva Ovası'na buradan su taşındığı bilinmekte. Yıllara meydan okurcasında hala ayakta kalabilmesi gerçekten hem şaşırtıcı hem de inanılmaz. Yani müthiş bir eser.
Ve en nadide örneklerinden bir tanesi su kemerlerinin. Bakın burada yıkıntıları falan var Burak, görüyor musunuz? Hı hı. Güzel, bunlar önemli yani, tarih. Şu harçlar mesela neden yapıldığı bilinmiyor günümüzde. Günümüzde bunu üretsem üretemezsin. Kaybolan ilimlerden. Şu taş harçları falan. Etrafta da ayı var mı diye bakıyorum. Çünkü bir ayı kompleksimiz var. Buralara ayılar çok fazla geliyor. Az önce de derede zaten pençe izlerini görmüştü Onur arkadaşımız. Şeyi andırmıyor mu yani? Hani ben de şeyi izlenim uyandırdı. Böyle Yüzüklerin Efendisi'nde Gondor'un vadisine falan açılan gizli kapılar olur ya. Of. Aynı öyle kapılara benzemiyor mu kuzen? Elf diyar mı? Bakış açısından şöyle gemilerle böyle bir oradan süzüleceksin ki... Allah Allah, yapalım mı? Bunu yaşatalım mı sizi değerli takipçilerimize? Yaşatalım. Yaşatalım. Nasıl yaşatacaksınız? Soyunacağız. Hayallerimiz. Biraz daha aşağı inebiliyor muyuz? Komut aşağı ineceğiz zaten. Tamam. Kemerin üstüne çıkabiliyorsun. Birazdan kemerin üstüne çıkacağız. Devam. Bizi takip edin. Evet arkadaşlar, Reca'yı yukarıda bıraktık. O bize ateş yakmaya başladı. Biz de Onur arkadaşımla patikayı kullanıp evet köprünün yukarısına çıkacağız ve size oradan manzarayı çekeceğiz. Başla. Öncelikle kameraman arkadaşım Onur'dan şu yolu bir çekmesini rica ediyorum. Bu patikayı güç bela tırmandık. Nefesler içerisinde kaldık. Size şimdi bu yapının özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum ben de, bildiğim kadarıyla. Kireç taşı olduğu düşünülüyor. Üst üste koyarak inşa ediyorlar. Bu kullandıkları, bu taşların bir arada durmasını sağlayan yapı da kireç toprak karışımı, böyle bir kalay gibi böyle bir şeyler yapıyorlar diye biliyorum. Mala ustaları böyle duvar ustaları yapıyor diye düşünüyorum. Ayrıca bu taşlarda yine antik dönemde sınır taşı olarak kullanılıyor. Mesela eyalet sınırları, Roma İmparatorluğu sınırları olarak bu taşlardan gördüğünüzde mesela Marmara bölgesinde özellikle çokça görülür. Onlar sınır taşıdır. Yani eskiden sınırları belirlemek için kullanılan taşlardandır. Av sahaları, efendime söyleyeyim, bu tarz alanları belirtmek için kullanılan taşlar olduğu biliniyor. Birazdan köprünün yukarısına çıkacağız. Oradan da anlatımıza devam edeceğiz. Şöyle. Ve nihayet tepesindeyiz. Muhteşem bir yolculuktu. Şimdi sizi muhteşem bir manzara eşliğinde bu su kemeriyle tanıştıracağız efendim. Beni takip edin. Çökmezdi mi lan? İlk çıkışım, bilmiyorum. Bu su kemerleri Roma İmparatorluğu içerisinde ta Edirne'den, örnek verelim. Edirne'den Kars'a kadar. Edirne'den Kars'a kadar. Edirne'den İstanbul Samatyarısı'na kadar su taşıyabilme özelliği vardı. Şöyle su kanallarını da yolunu çizelim. Evet, buradan su akıyordu. Bu su kanalı? Kanalı? Bu su kanalı, evet. Truva'ya götürüyor. Kaz Dağları'ndan gelen suyu Truva Ovası'na. Evet. Götürüyor. Gerçekten işte medeniyet, işte imparatorluk olmak bunu gerektirir diyerek antik Yunan. Tabii imparatorluk sadece askeri güçlü olmuyor. Roma mimarisi çok mükemmel. Özellikle yani Roma'da kolezyumları. Tebrik etmek gerekir gerçekten. Adamlar yapmış dedikten şeyler arasında. Biraz daha devam edelim ve sonunda en tepesine çıkacağız. Çok mu yüksek? Çok yüksekmiş. Düşündüğümden daha da yüksekmiş. Biraz tırstım. Ben de açıkçası yani şuradaydık. Az önce piknik yapan yer, aile var orada şu an. Doğanın ve manzaranın tadını çıkarıyorlar. Oradan bakılınca bu kadar yüksek olduğu anlaşılmıyor ama şu an nereden baksan yani dip nehir yani akan suyun oradan burası. Hadi yürü bakalım. Mıdır hocam?
biraz daha. Şu ortasından ben biraz şüpheliyim ama. Vallahi yok be, sağlam bir gözüküyor. Aşağı bakmamaya çalışalım. Yükseklik korkun var mı? Benim mi? Şu an bak bak Recai'ye bak. Recai. Geliyoruz. Gidelim. Recai'nin yanına gidiş videosu. Tuttun mu lan? Daha başlamadık. Siz gelince başlayacağız. Tamam, geliyoruz. Recai'nin taş siparişi. Eli kadar taş götürecekmişiz. Müthiş. Ayıldık. Recai'nin eli bu kadar var mıdır? Biraz büyüktür ama olsun. Evet, yosunlar bu tarafı gösteriyor. Demek ki kuzey bu tarafta. Ekmeklerimizi alalım. Ekmek ve sucuklarımızı buraya koymuştuk. Ekmeğimizin içine taş girmiş. Ekmeğimiz, sucuğumuz. Tabi bu yolları inip çıkarken hep dikkat etmeliyiz. Hop. Burada tek balık göremedim ama şu gölette bayağı güzel sazanlar var. Var mı? Aha. Aa, falça duyun. Falça duyun. İşte ben falçayla yarım saattir misinaları falan kesiyorum ya. Falçatayı nasıl unuturuz? Hop. Balıklara sucuk atmak da ne bileyim. Belki somon avlarız. Ne bileyim yani, balığa sucuk atmak. Atalım mı? Evet, başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Şimdi. Başlıyor muyuz? Evet. Tabii ki. Ya, ufalayacağım biraz. Ondan sonra taş koyacağım tuzağımızın içine. Tuzağımız bu arada bu. Başlayalım tuzağımızı tanıtmaya. Sence gelir mi? Fırına atsaydın aga, içine daha küçük ekmek koysan olma mı? Kanka bir de bunlar çok büyük değil mi yani? Nasıl yani? Biraz fazla. Yok abi, büyük balık girmesini istiyorsan büyük delik açacaksın. Büyük balık girmesini istiyorsan büyük delik açacaksın. Tabii. Hala ortada mısın? Olta. Oltada da kim duracak? Ben şimdi kapancılığıma güveniyorum. Tamam. Oltacılığına güvenen biri de gelsin karşıma geçsin, yarışalım. O zaman sana meydan okuyorum. Sen. Evet, ben. Bana meydan okuyorsun. Evet. Kaç tane balık tutabileceğini sanıyorsun? 11. Ne tutuyorsan diri de var. Tuttuğun elinde kalsın. Hadi o zaman kameraman arkadaşım, ayı pozisyonunu, ayı yapalım. Ayı kurgusunu biz... Kurgudan ziyade ayı görmeyin. Tehlikeli bölgeler. Ayı falan her an çıkabilir karşınıza. Bak, uyarmadı demeyin. Peki tamam. Peki ayı çıktığında ne yapmamız gerek? Bak, özellikle üstünde duruyorum. Ayı falan çıkarsa karşınıza. Şaşırmayın yani. Bu bölgeler çünkü ayıların yoğunlukla yaşadığı yerler. Pençe izlerini iyi çektin mi sen? Hı hı, çektim. Pençeleri var. Evet, şu an tuzağımızı hazırladık ve Kemerdere bölgesindeki ilk avımıza hep birlikte çıkıyoruz. Evet. Atabilir miyim? Başlayalım. Atın isterseniz. Şansınız sikir. Şansınız sikir. Onu
Onur'un getirdiği taştan dolayı misinamız koptu ve kapanımız suda kaldı. Ama ben bu işi burada bırakmam. İkinci round başlıyor. Olta ile kapanımızı kurtarma operasyonu. Ve ondan sonra belki balık tutabiliriz.